Ben buraya otobüsle gelmişim kardeşim. Bir de buraya tırmanıyorum. Manzaralar bayağı güzel. Bahçe de güzel. Burası biraz tehlikeli olabilir. Şu anda biz ülke değiştirdik. Listemize bir ülkeyi daha katmış olduk. Formula 1'in en ünlü pistlerinden bir tanesi. Cenk'in bahsettiği bir efsane vardı. O da gerçekmiş. Onu gördük. Oynamayın. Gerek yok. Herkese selam. Merhaba, hatta bonjour. Evet, bonjour. Bugün Ezköy'ünü ve Monaco ülkesini gezeceğiz. Doğru. Buraya nasıl geldik? Nice'de kalıyoruz ve Nice'den otobüsle geldik buraya. 82 numaralı otobüs. Ancak bayağı bir kalabalıktı. Dolayısıyla otobüsün ilk durağını bulmaya çalışın. İkinci opsiyon ise trenle gelmek. Yalnız trenle geldiğiniz zaman Ez'in sahil tarafına ineceksiniz. Bir otobüs yolculuğuyla şu an bulunduğumuz yere tepeye çıkmanız gerekiyor. Bu güzel ortaçağ köyü için. O zaman şimdi keşfetmeye başlayalım mı? Hadi başlayalım. Tırmanılan şeyleri sevmiyorum. Turist miyiz, dağcı mıyız arkadaş? Orta çağdan kalma bir köyü ziyaret ediyorsun. Ne bekliyordun? Ya orta çağda buraya günde bir kere çıkıyorlar, çıkmıyorlar. Zaten hiçbir medeniyet yok. Ben buraya otobüsle gelmişim kardeşim. Bir de buraya tırmanıyorum. Nereden gidersen git aynı yöne çıkacaksın. Konulu bir tabela gördük şu anda. İkisi de iki yöne gidiyordu. Ben aynı fikirde değilim. Bayağı keyifli, güzel, tatlı köy evleri. Bir dakika, şu an ben de memnunum çünkü gölgedeyiz. Evet, her yer taş, ev, taş, yol. Kayaların içine resmen yapmışlar burayı. Ayrıca çok tatlı butikler de var. Bakar mısın şunların porselenlerin güzelliğine? El yapımı, Fransız. Evet, her şey biraz pahalı. Birazdan biraz çok. Eza Kalesi'ne çıkıyoruz. Şato Eze. Şatosu. Tırmanmaya devam. Gürültücü Amerikalılar var burada. Ayrıca arkadaşlarına yalan söylüyorlar. Bir saat otobüs beklediklerinde 10 dakika beklediler, biz şahidiz. Ayrıca otobüs saatlerine bakabilirlerdi. Evet, Google diye bir şey var, duymadınız. Neyse, biz şimdi egzotik bahçeye geldik. Bilet almak için biraz sıra var, bunu bekliyoruz. Kaktüs görmeye para alıyorlar. Biletler 7 euro. Manzaralar bayağı güzel. Bahçe de güzel. Değişik kaktüsler var. Hoş görünüyor. Çıktığınıza değiyor. Egzotik bahçenin en tepesine çıktığınız zaman böyle bir muhteşem manzara sizi karşılıyor. Ve buradan Fransa sahillerini çok güzel görebiliyorsunuz. Nice kadar görünüyor. Biraz trafik oldu burada. Şu taraftan gidelim. Akdeniz Bahçesi tarafına bakalım şimdi bir de. Bak, agavaymış bu. Tekila yapımında kullanılan bitki değil mi? Ellememek lazım, batabilir. Kumkat görüyorum orada. Akdeniz Bahçesi'nin orada sanırım. Göreceğiz şimdi. Jardin Mediterranean. Değişik ağaçlar. Yuka ağacı. Hastasıyım. Su sesi geliyor. Bir şeyler var burada. Çeşme sanırım. Çıkışa gidiyor olabilir miyiz? Olabiliriz. Bilmiyorum. İçilebilen bir çeşme var ama. Gayet iyi. Drinking water. Ezköy'ünün sokakları ve işte hatta kalesi falan böyle çok dar, sıkışık inşa edilmiş. Bunun sebebi tabii doğal olarak neredeyiz? Akdeniz'in kıyısında bir güney kasabasındayız. Dolayısıyla güneş çoğu zaman yakıyor. Güneşin bu yakıcı etkisinden korunmak için bu sokakları böyle dar inşa ediyorlar ve gölgeli alanlar yaratıyorlar. Aynı zamanda bütün evlerin, binaların alt katlarında da yine bodrumlar var. Orada da serinleyebiliyormuş burada oturan, yaşayan insanlar.
Michelin Yıldızlı restoranına gelip anca bira içebildik. Tabii ki fiyatlar oldukça yüksek. Ayrıca yemek için rezervasyon vesaire gerekiyor. Biz sadece içecek için böyle bir yer rica ettik ve bize bir masa ayarladılar. Manzara çok güzel. Hemen böyle yamacın üzerine kurulmuş bir şatonun, aynı zamanda otel burası. Terasında manzaraya karşı yemeğinizi yiyip bir şeyler içebiliyorsunuz. Biz Nisa özgü bir bira tercih ettik. Bu manzarayı izleyip biraz da Ezin yokuşlarının verdiği yorgunluğu atmak için güzel bir seçenek. Ünlü filozof Nietzsche zamanını sık sık French Riviera'sında geçiriyormuş. O zamanlarda da sevdiği aktivitelerden bir tanesi aşağı Eze gelip bu yoldan yukarı yürümekmiş. Ta yukarı kaleye kadar yürüyormuş. O sırada da böyle buyurdu Zerdüşt kitabının 3. ve son parçasını yazdığı söyleniyor. Yani burada bu yolu yürürken kafasında oluşan düşüncelerle aslında kitabı tamamladığını söylemek mümkün. Bugün de Nietzsche'nin yolunu takip edenler var hala. Siz de yürüyebilirsiniz ama bizim gibi böyle turistik kıyafetlerle geldiyseniz ve buna uygun ayakkabılarınız yoksa burası biraz tehlikeli olabilir. Sıradan bir yol değil, bayağı hiking yolu burası. Eğer hiking seviyorsanız ve doğru ekipmanlarla buraya gelirseniz siz de Nietzsche'nin yürüdüğü bu özel yolu yürüyüp keyfini çıkartabilirsiniz. Es kasabası yaklaşık en fazla 2 saatiniz alacaktır. O yüzden mutlaka uğrayın, vakit ayırın buraya. Şimdi Monaco'ya doğru devam ediyoruz. Monaco'nun tepelerinden aşağı sahile doğru giden merdivenli yollardayız. Evet efendim. Doğru. Enteresan. Milletin evlerinin kapılarında geziyoruz resmen. Evet, Monaco'ya ulaştık şimdi. Otobüs biraz yukarıda bıraktı bizi. O yüzden merdivenler, asansörler, parklar, bahçeler geldik. Güzel yollardan geçtik, evler falan gördük. Şimdi müzeye gidiyoruz. İlk müze benim çok merak ettiğim bir yer. Umarım siz de beğenirsiniz. Monaco Prensi'nin sahip olduğu otomobillerden belli bir kısmıyla bir müze açmışlar. Biz de gelmişken burayı görmek istedik. Otomobil tarihinin ilk örneklerinden başlıyor. Daha sonra birçok markadan birçok model araba görebiliyorsunuz. Formula 1 arabaları var, eski rally arabaları var. Benim gördüğüm bazı şampiyonların arabalarının örnekleri var. Kraliyet ailesinin kendi kullandığı arabalar var. Hatta gelin arabası olarak kullanılmış bir Lexus da var içeride. Benim gibi otomobil dünyasına meraklısanız mutlaka görmenizi öneriyoruz. Ayşen de sağ olsun benimle beraber gezdi. Girişi 10 euro. Çok güzeldi, keyifliydi, mutluyum. Bir de hatıra fotoğraf çektirmek için yer koymuşlar. Orada da fotoğraf çektirirsiniz. Daha ne olsun? Monaco Avrupa'daki en küçük ikinci ülke. İlki Vatikan, sonra Monaco. Şu anda biz ülke değiştirdik. Listemize bir ülkeyi daha katmış olduk. Burası aynı zamanda aşırı lüksün, aşırı zenginliğin ve milyarderlerin buluşma noktası diyebiliriz. Yatlarıyla limana demir atan ünlüler, zenginler buraya tatil için de geliyorlar. Aynı zamanda vergi vermemek için şirketlerini de burada kuruyorlar. Öyle şeyler de varmış. Şu anda Monaco limanında bir yat festivali hazırlığı var. Her yeri çevirmişler. Biraz liman manzaramız bozuldu ama buradan biraz görebiliyoruz. Şimdi de meşhur kasinoya doğru gitmeden önce önemli Formula 1 duraklarından birine gideceğiz. Oh.
Monaco'daki en ilginç mekanlardan bir tanesi burası. Monte Carlo Kasinosu. 1865 yılında açılmış, sahibi çoğunluk hissesinin kraliyet ailesinin olduğu bir şirket. Bu şirketin bir sürü otelleri, restoranları vesaire mekanı var. Ama en ünlüsü tabii ki burası. James Bond'un birçok filmine mekan olmuş. The name is Bond. James Bond. Ocean's 12'in çekildiği ve hatta birçok klipte vesaire de gördüğünüz ünlü bir mekan burası, Monte Carlo Kasinosu. Sadece kapısının önüne geldiğinizde bile eğlenebilirsiniz. Bir sürü lüks araba var, gelen geçen var. Hatta şanslıysanız böyle film yıldızlarını falan görme şansınız bile var. Biz şöyle içeriye bir göz atacağız. İçeride görüntü almak yasak. Ve şunu da unutmayın, kumar dostunuz değildir. Oynamayın, gerek yok. Şimdi Monte Carlo'dan çıktık, kasinodan. İçerisi gerçekten böyle çok şaşalı, zaten böyle bir müze gibi adeta. İlk giriş bölgesinde çekim yapmamıza izin veriyorlar ama kumar oynanan alanda herhangi bir şekilde çekim yapmak yasak. İçeriye giriş ücretli, 18 euro ücreti var. Bunun 10 eurosunu içeride harcayabiliyorsunuz tekrardan. Barda, yemeklerde falan da geçerli. Cenk'in bahsettiği bir efsane vardı, o da gerçekmiş, onu gördük. İçeriye temiz hava basıyorlar, içerinin havası böyle aşırı oksijen dolu ve kendinizi orada iyi hissedip daha uzun süre vakit geçirmenizi sağlıyorlarmış bu şekilde. Monaco'ya gelmişken Monaco Grand Prix'sinden bahsetmemek olmaz. Bu şehrin sokakları Formula 1'in en ünlü pistlerinden bir tanesi aynı zamanda. Arkamda görmüş olduğunuz viraj ise hairpin, yani saç tokası. Pilotlar burada 180 dereceye yakın bir dönüş yapıyorlar. Yavaşlayarak oldukça güzel görüntüler sunuyorlar. Dolayısıyla çevremizdeki binaların balkonları yarış zamanlı full oluyor. Monaco Grand Prix'sinden de biraz bahsetmem gerekirse ilk kez 1929 yılında düzenlenmiş. O yıllardan bu yıllara kadar Formula 1'in ikonik pistlerinden bir tanesi haline gelmiş artık. Monaco'yu da gezmeyi bitirdik. Evet, zaten küçük bir şehir. Hatta küçük bir ülke diyebiliriz. Burası biraz fazla beton ve genel olarak French Riviera'nın verdiği o doğal güzellik havasını burada pek yakalayamadık. Daha zengin işi, her yer yatlarla dolu. Lüks binalar, lüks arabalar, kafeler, evet. Restoranlar. Dolayısıyla parası olanların keyfini çıkarabileceği bir ülke ve şehir diyebiliriz. O zaman videonun sonuna gelmişken hatırlatmalarımızı da yapalım. Biliyorsunuz videoyu beğendiyseniz, beğene tıklarsanız, bir yorum bırakırsanız bize çok destek olmuş olursunuz. Gelecek yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşırsınız. Harika olur. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.